Kıssadan hisse. Beyaz eşya pazarlamacısı kamyondan iner, beyaz eşya satan dükkana girer. Dükkanda dini bir konuda sohbet yapılmaktadır. Satıcı, sohbet esnasında kafasını uzatarak, "Merhaba, ben ateistim. Sizinle dini konularda tartışabiliriz," dedi. Dükkanda bulunanlardan biri olan Necmi abi, "Hoş geldin ateist kardeş. Hoş bulduk. Buyur gel oturalım, sohbet edelim." Ateist oturur. "İsminiz nedir ateist kardeş?" "Yıldırım." "Merhaba Yıldırım, memnun oldum. Benim adım da Necmi." "Sağ ol. Sen akıllı, zeki birine benziyorsun," dedi Necmi abi. "Nereden bildin?" diye sordu Yıldırım. Necmi abi baştan yağlama yapıyor ki kapı sonra gıcırdamasın. "Pazarlama müdürüsünüz. Akılsız adamı müdür yapmazlar." "Oradan anladım," dedi. "Teşekkür ederim." "O yüzden sen ateist olamazsın. Ateist olmak için akılsız olmak lazım. Çünkü şu kainata baktığımızda her şey Allah'ın varlığını bize gösteriyor," dedi. Yıldırım sessiz beklemedi. Necmi abi cebinden gözlüğünü çıkardı. "Yıldırımcığım, madem sohbet edeceğiz, sevdim seni." "Ben de sizi sevdim. Severim konuşkan insanları," dedi Yıldırım. Necmi abi gözlüğü göstererek, "Buna ne dersiniz Yıldırımcığım?" "Gözlük deriz," dedi. "Biz de gözlük deriz." Cebinden kalem çıkardım. "Buna ne dersiniz?" "Kalem deriz," dedi. "Biz de kalem deriz," dedi Necmi abi. Bu arada dükkan sahibi bir tepsi şeftali ortaya koydu, sohbet esnasında afiyetle yensin diye. Necmi abi bir şeftaliyi eline alarak, "Peki buna ne dersiniz Yıldırımcığım?" dedi. "Şeftali deriz," dedi. "Bak, işte biz de şeftali diyoruz. Demek ki görüş ayrılığımız yok. Şimdi sen buna şeftali desen, ben patates desem. Diğerine kalem desen, ben de baston desem. Herhalde bu adamla sohbet edilmez," deyip kalkıp giderdin. Demek ki baktığımızda aynı şeyleri görebiliyoruz. "Şimdi biz bu şeftaliyi nereden aldık Yıldırımcığım?" "Manavdan," dedi. "Hayır, öyle değil. Yani denizden mi çıkardı? Topraktan mı çıkardı, yoksa ağaçtan mı topladı?" "Ağaçtan," dedi. "Peki bu ağacın aslı nedir?" "Nasıl yani?" diye sordu Yıldırım. "Yani bu ağaç aslında bir odun değil mi?" "Evet, doğru. Biz ağaç diyoruz ama aslı odun." "Peki bu odun şeftali yapmayı öğrenmek için okula gitti mi? Kursa gitti mi?" "Gitmez tabii ki," dedi. "Aklı var mıdır bu odunun? Düşünüp desin ki, ya ben bu insanlara şeftali yapayım da afiyetle yesinler." Yıldırım düşündü. "Aklı yok," dedi. "Okula da gitmedi. Yani Yıldırımcığım, bu odun öyle bir şey üretiyor ki tadı, rengi, kokusu hoşumuza gidiyor. İçindeki vitamin vücudumuzu besliyor. Yıldırımcığım, bu şeftaliyi bizi tanıyan biri mi verebilir? Yoksa bu odun mu verebilir?" Yıldırım dondu, kaldı. Durdu, düşündü. "Sen," dedi, "bir deryasın." Necmi abi gülümseyerek, "Ben derya değilim. Derya bizim okuduğumuz Kur'an tefsiri kitaplarıdır. İşte Yıldırımcığım, bizi tanıyan, seven, acıyan ve neyden hoşlandığımızı bilen bir Rabbimiz var. O şeftaliye kokuyu veren, burnumuza da o kokuyu alma kabiliyeti vermiş. Tadını veren dilimize tat alma kabiliyeti vermiş. İşte o bizim Rabbimizdir, Allah'ımızdır." Necmi abi devam ederek, "Mesela," dedi, "ineğin süt vermesi, inek bizi tanımaz. Arının bal vermesi, arı bizi tanımaz. Şimdi biz bilim adamlarını toplayıp desek ki, ya profesörler, bu arılar var ya, çok terbiyesiz şeyler. Biz balını almaya gidince bizi sokuyorlar. Biz bundan sonra arı balı yemek istemiyoruz. Bize siz balı yapın, bize profesör balı yapın, biz ondan yemek istiyoruz," desek. "Bize arı gibi bal yapabilir mi profesörler?" "Yapamazlar," dedi. "Peki profesörün yapamadığı balı bir sinek nasıl yapabiliyor? Kur'an'da Nahil suresi var. Orada Allah diyor ki, ben arıya vahyediyorum. Emrediyorum, insanlar için şifalı olan balı üretiyor. Kur'an'da iki yerde şifa kelimesi geçer. Birinde Allah'ın peygambere vahyettiği Kur'an'ın inananlara şifa olduğu söylenir. Diğerinde ise Allah'ın arılara vahyettiği balın bütün insanlara şifa olduğu söylenir.
Yıldırım iyice şaşkın vaziyette bakıyor. Necmi abi devam ederek, mesela 5 kişilik bir taksi saat kulesinin etrafında kendi kendine döner mi? Tabii ki dönmez, dedi Yıldırım. Peki 5 kişilik taksi kendi kendine dönmezken 7 milyarlık dünya kendi kendine nasıl dönüyor? Demek ki onu bir döndüren var. Yıldırımcığım, hiç baklava, baklavacısız baklavalaşır mı? Yıldırım gülümseyerek, hayır dedi. İşte, maalesef modern bilim baklavayı görüyor ama baklavacıyı görmek istemiyor. Yahu, siz nereye takılıyorsunuz? Hocanız kim? Dedi Yıldırım. Sevgili kardeşim, benim hocam Bediüzzaman'dır. Ben onun yazdığı eserleri okurum, dedi Necmi abi. Yapma ya, o mu hocanız? Necmi abi, sen bize takıl, neşelenirsin, dedi. Belli ya, çok neşeli bir insansın. Bir odundan neler çıkardın, dedi Yıldırım. Oo, bu bir şey mi Yıldırımcığım? Bizde daha ne odunlar var? Gülüşerek vedalaşıp ayrıldılar. Evet, Ateizm Derneği'nin kurucusu Zehra Pala diyor ki, bazen diyorum da, inançlı olmak iyi bir şey aslında. Hep diyorlar ya ateist olmak kolayına kaçmak diye. Ateist olmak çok zor. Üzüldüğünüzde dayanacağınız hiçbir şey yok. Umut etmek istediğinizde veya bana bunu ver diyeceğinizde kimse yok. Bu bundan oldu, hayırlısı buymuş diyeceğinizde bir şey yok. Veya bunu yaptı ama öbür dünyada cezasını çekecek de diyemiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki yaptı, yanına kalacak, yani lanet olsun. Adam ya da kadın onunla birlikte ölecek ve toprak olacak. Bu çok zor bir şey. Bunu kabul etmek, delirmemek imkansız gibi. Evet. Devesiyle birlikte çölde yürümekte olan bir bedevi, güçlükle yürüyen, susuzluktan dudakları kurumuş bir adama rastlamış. Adam bedeviyi görünce su istemiş. Bedevi devesinden inmiş ve adama su vermiş. Suyu içen adam birden bedeviyi iterek deveye atladığı gibi kaçmaya başlamış. Bedevi arkasından bağırmış. Tamam, deveyi al git ama senden bir ricam var. Sakın bu olayı kimseye anlatma. Bu isteği tuhaf bulan hırsız adam biraz duraklayıp nedenini sormuş. Eğer anlatırsan demiş bedevi, bu her yere yayılır ve insanlar bir daha çölde muhtaç birini görünce yardım etmezler. Evet, Abdülbaki Arvasi'nin hatıralarından. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaydı. Kör Hüseyin Paşa babama gelerek, ben Seyda'nın yanına gidiyorum, beraber gidelim deyince, babam biraz işim var, sen istersen Abdülbaki ile git. Ayrıca valiyle fırka kumandanı Süleyman Sabri Paşa'ya haber ver de öyle git dedi. Sonra vali Tahsin Bey'e gitti. Tahsin Bey, benim de selam ve hürmetlerimi söyleyin, ellerinden öperim dedi. Sonra Süleyman Sabri Paşa'ya gittik. O da aynı şeyleri söyledi. Atlara binerek Erik Dağı'na gittik. Üstadın yanında eskiden polislik yapmış Cevdet isminde bir talebesi vardı. Ziyaret sırasında üstad gelecek günlerden bahisle, üzülmeyin. Başınıza çok işler gelecek. Sizi çok rahatsız edecekler. Üzülmeyin. Hak yerini bulur. Onlar şeriatı kaldırmak istiyorlar. Şeriat-ı garra, parlak şeriat, İslamiyet incelir ama yine de kopmaz. Onun sahibi Allah'tır. Bir koruyucusunu gönderir. Yeniden İslamiyet'i ihya eder. Evet. Hazreti Hamza'nın katili olan Vahşi, Mekke'den yazdığı mektupta şöyle dedi. Müslüman olmak istiyorum. Fakat sana inmiş olan şu ayet beni Müslüman olmaktan alıkoyuyor. Gerçek müminler o kimselerdir ki, bunlar Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etmezler. Allah'ın dokunulmaz saydığı cana haksız yere kıymazlar ve zina işlemezler. Kim bunları yaparsa cezaya çarpılır. Furkan Suresi ayet 68.
Ben bu üç suçu da işledim. Acaba tevbem kabul olur mu? Bunun üzerine şu ayet indi. Ancak tevbe edip salih amel işleyenler hariç, Allah böylelerinin kötülüklerini iyiliklere çevirir. Furkan suresi ayet etmiş. Peygamberimiz bu ayeti yazdırıp Vahşi'ye gönderdi. Fakat o da peygamberimize şu cevabı yazdı. Ayette tevbenin geçerli olması için salih amel işleme şartı koşulmuştur. Ben ise salih amel işleyebilip işleyemeyeceğimi bilmiyorum. Bunun üzerine şu ayet geldi. Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Fakat dilediği kimsenin bunun dışındaki günahlarını affeder. Nisa suresi ayet 116. Peygamberimiz bu ayeti yazdırıp Vahşi'ye gönderince ondan şöyle bir cevap geldi. Bu ayette de şart var. Çünkü Allah'ın beni affetmeyi dileyip dilemeyeceğini bilmiyorum. Bunun üzerine şu ayet indi. De ki, ey nefisleri aleyhine ileri gitmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah tüm günahlara bağışlar. Çünkü o çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Zümer suresi ayet 53. Peygamberimiz bu ayeti yazdırıp Vahşi'ye gönderince, Vahşi ayette hiçbir şartın koşulmadığını gördüğü için hemen Medine'ye gelip Müslüman oldu. Evet. Japonya'da ihtiyar hürmet. Ehli hizmet bir kardeşimiz Japonya'da metroya binmiş ve oturmuş. Biraz sonra metro dolmuş ve ayakta yolcular çoğalmış. O yolculardan birisi ihtiyare Japon bir kadın. Kardeşimiz kalkarak ona yer vermiş ve kibarca oturmasını istemiş. İhtiyare Japon oturduktan sonra kardeşimize sorar. Niye bana yer verdin? Üstelik sen Japon da değilsin. Kardeşimiz ben Müslümanım. Bizim dinimizde ihtiyarlara hürmet etmek, yardımcı olmak çok kıymetlidir. Ben İslamiyet'in emri diyerek size yer verdim der. İhtiyare Japon der ki, bana adresini ve telefonunu ver. Benim torunum var. Onu senin yanına göndereyim de dininizi öğrensin. Senin gibi ihtiyarlara hürmet etsin. Evet. Edison cennete girer mi? Sene 1960 yılların sonu Silopi. O yılın Nisan ayında ilçe olmuştu. Silopi kaymakamı, ilçe jandarma komutanı, yüzbaşı, hakimi, savcısı ve doktoru. Sohbet ederken mevzu elektriğe, oradan da Edison'a gelir. Kaymakam bana göre Edison'un yeri cennettir. Bak, onun icat ettiği ampul yolları, evleri aydınlatıyor. Hemen yüzbaşı söz aldı. Tabii ki cennete girecek. Camiler ışıl ışıl. İsteyen bu ışık altında Kur'an da okuyabilir. Bu tartışma devam ederken doktor, gelin Cizre'ye gidelim. Orada Mahmut Bilge adında bir müftü var. Çok alimmiş. Ondan soralım der. Atlarlar cipe, gelirler Cizre'ye. Müftünün yasahanesine kendilerini tanıtırlar. Müftü buyur eder. Oturur oturmaz. Hakim, müftü bey bir sorumuz var, sormaya geldik. Acaba Edison ampulün mucidi cennette mi girer yoksa? Müftü sözünü keser. Hele bir kahve içelim konuşuruz. İçeriden kahveler gelinceye kadar bir tanışma faslı olur. Bu fasıldan sonra müftü döner yüzbaşıya. Yüzbaşım, sizin Habur gümrük kapısında bir askeri birliğiniz var mı? Yüzbaşı, var. Müftü devam eder. Edison Irak'tan Türkiye'ye geçecek. Köprünün üzerinde sizin nöbetçi asker ondan pasaport ister. Edison kimliğini gösterir der. Ben elektrik mucidiyim. Dünya beni tanır. Pasaporta ne gerek var? Asker, kanun bu. Geçemezsin der. Edison askeri iteler, çekil der. Müftü bu konuşmayı bitirmeden yüzbaşı kızarak, şerefsiz Edison, kendini ne zannediyor? Hem pasaportu yok, hem askere hakaret ediyor. Pasaportsuz geçemez ki. Müftü oradakilerine dönerek, Edison Irak'tan Türkiye'ye pasaportsuz giremiyor da, cennete nasıl para pasaportsuz girer? Cennetin pasaportu, la ilahe illallah,
Muhammedur Resulullah'tır beyler. Bu kabul edilmedikçe kimse cennete giremez. Evet. Erzurum'da yaşayan ihtiyar ninenin bir cuma günü kocası vefat eder. Bizim inancımızda cuma mübarek bir gündür. Ve bu günde meydana gelen her şeyde bir hayır aranır. İhtiyar ninemizin kocası da cuma günü öldüğü için hayırlı bir ölüm olarak kabullenip kocasının cennete girmesini ister ama kendi kendine de iyi, bu herif cuma günü öldü ama ya cennete gidemese diye şüpheye düşer. Şüphesini gidermek ve rahatlamak için çevrede bilinen ve tanınan bir bilgine gidip derdini açar ve aralarında şöyle bir konuşma geçer. Hoca efendi, rahatsız ettim de bir derdim var, içimde bir şüphe var. Kendi kendimi iyi duruyorum. Söyle hele, kadın nedir derdin? Ne sızlanıp durursun? Söyle hele, kadın nedir derdin? Ne sızlanıp durursun? Hoca efendi, benim kocam cuma günü öldü. Sizce cennete gider mi, gitmez mi? Bire kadın, ben cennet ve cehennemin bekçisi ya da bu işlerin Erzurum sorumlusu muyum? Nereden bileyim senin kocanın nereye gideceğini? Ama hoca, efendi, hani diyorlar ya, cuma günü doğanlarla ölenler hayırlı günde doğmuştur ve ölmüştür. İstirem ki kocam cennete gelsin. Hele bir bak hocam. İhtiyar kadının hele bir bakıver hocam demesine dayanamayan hoca efendi başlar ihtiyar kadına sorular sormaya. Bire hanım, kocan namaz kılar mıydı? Vallahi hocam, hiç namaz kıldığını görmedim. Ama namaz kılanları bir severdi, bir severdi deme geçsin. Peki, oruç tutar mıydı? He, zöhre, sahura kahirdi, yiyirdi, içirdi, yatırdı ama gündüzün gene yiyir içirdi. Fakat oruç tutanları bir severdi, bir severdi. Hem de onlarınla akşam iftarlara katılırdı. Peki, zekat verir miydi? Şimdiye kadar hiç zekat verdiğini görmedim ama zekat verenleri bir severdi, bir severdi, onları hep methederdi, övirdi. Peki, hiç hacca gitti mi? Çok niyetlendi. Ama hep gideceği zaman vazgeçti. Yalnız hoca efendi, hacca gidenleri bir severdi, bir severdi, onların yolunu gözlerdi. Yüzüklerini, tesbihlerini alırdı, hurmalarını yerdi ve pek severdi. Peki, hiç kelime-i şehadet getirir miydi? Ne yalan diyeyim de günaha gireyim. Vallahi onu da hiç duymamışam. İhtiyar hanım, benim sana söyleyeceğim şudur. Kocam cuma günü öldü, cennete gider mi demiştin değil mi? Vallahi cumayı bilmem ama cumartesi günü kocanın canına okurlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şöyle buyuruyor. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İbrahim Suresi ayet 22. Evet. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ve dehri maddeci birisinin tartışması. Rivayet olunduğuna göre Bağdat'a Rum diyarından bir dehri maddeci, ahirete inanmayanlar gelip İnsanların inançlarını sarsmak için ilim adamları ile münazaralara, ilmi tartışmalara girişiyormuş. Bütün Bağdat alimleri bu dehri karşısında aciz kalıp sorularına cevap veremediler. Yalnız görüşmediği alim İmam Hammad kalmıştı. İmam Hammad ise, ben de gidip münazarada cevap veremeyip aciz kalırsam, cahiller arasında İslam inancı sarsılır korkusuyla münazara etmekten çekiniyordu. İmam Hammad bu düşünce ile muzdarip, ızdıraplı, sıkıntılı halde uykuya dalmış. Gece rüyasında görmüş ki,
Bir hınzır gelmiş bir ağacın dallarını ve gövdesini yemiş. Sadece kökleri kalmış. Bu esnada o civarda bir arslan yavrusu çıkarak o domuzu parçalayıp öldürmüş. İmam Hammad bir korku içinde uykudan uyanmış. Kederli bir durumda düşünmeye başlamış. İmam Azam Hazretleri o zaman 13 yaşında bulunuyordu. Hocası Hammad'ı kederli halde görünce sebebini sordu. İmam Hammad ona rüyasını anlattı. Bunun üzerine İmam-ı Azam rüyasını şöyle tevil etti, yorumladı. O gördüğünüz ağaç ilimdir. Dalları diğer alimlerdir. Kökü zat-ı âlinizdir. Yüce şahsınız kendiniz. Arslan yavrusu ise benim. İnşallah o domuzu ben öldüreceğim. Dedikten sonra hocası Hammad ile beraber camiye gittiler. O sırada Dehri gelip minbere çıktı ve münazaraya başlayarak karşısına çıkacak birini istedi. Bunun üzerine Ebu Hanife karşısına dikildi. Dehri yaşının küçüklüğüne bakarak onu küçümsedi. İmam-ı Azam, ne sormak istiyorsan sor dedi. Bunun üzerine Dehri İmam-ı Azam'a şöyle sordu. 1. Başlangıcı ve sonu olmayan bir varlığın bulunması mümkün müdür dedi. İmam-ı Azam tereddütsüz cevabında. Sen sayı bilir misin dedi. Dehri de evet bilirim dedi. İmam-ı Azam, bir sayısından önce bir sayı var mıdır dedi. Dehri, bir sayıların evvelidir. Ondan önce sayı yoktur cevabını verdi. Bu sözü karşısında İmam-ı Azam şöyle dedi. Bir sayısından evvel sayı olmaz da, bir olan Allah'tan önce nasıl başka bir varlık bulunabilir? Bunun üzerine Dehri ikinci sorusunu sormaya devam etti. 2. Allah Teala ne tarafa yönelmiştir? Bu soruya karşılık İmam-ı Azam, bir mum yakınca onun ışığı ne tarafa yönelir dedi. Dehri, her tarafa yayılır cevabını verdi. Buna karşılık İmam-ı Azam, mecazi nur olan bir mumun ışığı her tarafı kaplar da, göklerin ve yerin nuru olan Allah Teala her tarafı kaplamaz mı? Bunun doğruluğu güneşten daha açıktır dedi. Dehri üçüncü sorusunu şöyle sordu. 3. Var olan her şeyin bir mekana ihtiyacı vardır. Buna göre Allah nerededir? Bunun üzerine İmam-ı Azam bir kase içinde süt getirerek, bu sütün içinde yağ var mıdır diye sordu. Dehri, evet vardır. Cevabını verince İmam-ı Azam, yağ bu sütün neresindedir diye sordu. Dehri, süt içindeki yağın belli bir yeri yoktur. Sütün her tarafında yağ vardır dedi. Dehri'nin bu cevabı karşısında İmam-ı Azam, fani ve zail olan bir varlığın belli bir mekanı olmuyor da, Allah Teala için nasıl bir mekan tasavvur edilebilir, düşünülebilir? Allah Teala vardır ve onun varlığı her yeri kaplamıştır dedi. Bundan sonra Dehri dördüncü sorusunu şöyle sordu. 4. Rabbin şimdi ne iş ile meşguldür? İmam-ı Azam, sen birkaç soru sordun, ben ise cevap verdim. Soru soranın yüksekte, cevap verenin aşağıda olması yakışmaz. Sen in de minbere ben çıkayım dedi. Bu söz üzerine Dehri minberden aşağıya inip yerine İmam-ı Azam minbere çıktı ve benim Rabbim, senin gibi bir kafiri minber üzerinde layık görmeyip aşağıya indirmekte ve benim gibi bir tevhid ehlini minber üzerine çıkarmaktadır cevabını verince Dehri cevap veremez duruma geldi ve pes dedi. Böylece İmam-ı Hammad'ın gördüğü o rüya gerçekleşmiş oldu. Evet. Kahraman ordumuz ağlayan alemi İslam'ı güldürecek. Bediüzzaman Hazretleri el yazma eserinde kendi el yazısıyla yaptığı şu ilavesinde. Türk ordusu kuvvetini kendi milleti aleyhinde değil, İslam dünyasının selamet ve zaferinde kullanıp büyük vazifeler göreceğini ihbar sadedinde şöyle der. Kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Kur'an'a hizmetkar eder, ağlayan alemi İslam'ı güldürür. Saygılarım.